Kemal Sensei bize Japonca öğret adlı programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde daha çok Japonya ve Japonlarla ilgili konuşmuştuk. İkinci bölümde ise artık Japonca'nın ustalıklarına girmek istiyoruz. Japonca kolay demiştin daha önce, bunu da anlatmıştın. Bize kolay. Bize kolay. Evet. Japonlara Türklere. Daha da kolaydır. Türklere daha kolay. Çünkü herhalde aynı dil grubundan yani olduğu için. Bunları hepsini ilk bölümde hepsini ayrıntılı olarak anlattı. Daha da ayrıntılı olacak ama benim kafamı şey karıştırıyor. Bu alfabeleri. Kaç tane alfabesi var bunların? 3 tane alfabeleri. 3 tane alfabe evet. Zor değil mi ya? Şöyle ona da zamanla alışıyorsun ya. Yani o olayın içine girdikten sonra, dilin içine girdikten sonra alfabeyi artık kullanmaya başladıktan sonra cümle içerisinde kelimeleri yazarken, cümleleri de yazarken zamanla artık alışıyorsun. Bizim alfabe gibi oluyor artık yani. Hmm. O hale geliyor. 3 tane alfabeleri var. Hiragana, katakana, kanji. Kanjiyi tam olarak alfabe olarak saymayabiliriz. Her bir kanji şekli kelime anlamına gelir. Hece anlamına gelmez. Onlar da harfler hece şeklindedir ama kanji şekilleri hani o derler ya işte bazı Türkler işte kargacık kurgacık falan filan. Bayağı karışık falan filan. O şekiller Çince'den Japonca'ya alınmış ama aynı kelime, aynı şekle farklı anlam ve okunuş vermişler. Kanji ona deniyor. Kelime anlamına geliyor. Her bir kanji, her bir şekil bir kelime anlamına geliyor. Harf değil yani. Hiragana alfabesi en çok günlük kullanılan alfabe. Katakana alfabesinde şöyle bir özelliği var. Yabancı dilden gelen kelimeler ve yabancı isimleri yazmak için kullanılan bir alfabe. Onun için ayrı bir alfabe oluşturmuşlar. Şimdi tamam, konuşması kolaymış. Onu anladım yani. Ankara ile otobüse gitmek. Yarın Ankara'ya gideceğim. O kolay da yazması zor gibi. Yazma da öğrenilebilir mi kolay bir şekilde? Tabii ama daha emek veriyor herhalde. Evet, bak çok pratik yapman gerekiyor. Çok pratik yapman mesela lazım. Ben öğrencilere bir harfi 50 kere yaz, bir harfi 100 kere yaz. Bilir yani öğrenciler, şu an izleyenler hemen hatırlamışlardır. Hatırlamışlardır. Umarım güzel hatırlamışlardır. Hiç sanmıyorum ama alfabeyi öğrenmek için gerekiyordu. Öyle yapmak gerekiyordu. O. Peki bu YouTube kanalında da yine bu yazımları göstermeyi planlıyor musun? Alfabe evet. Arkadaşlar yani şahane bir kanal olacak. Ben hevesle bekliyorum. Umarım. Japonca öğreneceğim. Elimden geleni yapıyorum. Japonca öğrenmek şahane olacak. Şey geldi benim aklıma, ben yani genellikle Japon filmleri izlerken Japonlar öfkeli mi konuşuyor? Hep bir bağırarak konuşma durumu var. Şimdi şöyle neden yani. Neden öyleler? En kibarı bile yöresel şiveye ağza göre değişkenlik gösterecek şekilde o şekilde konuşabilir. Hani mesela normalde bizde mesela Doğu ve Güneydoğu kültüründe bir farklı bir konuşma şekli vardır. Hı hı. Ama işte o Türkiye'de herkese normal gelmez. Mesela Japonya'da da o tarz konuşma tarzını yadırgayan, normal konuşan Japonlar da var. Herkes öyle değil yani. Ben filmlerde gördüğümde herkes birbirine bağırıyor ya da yüksek yani, tonla konuşuyor. Dedim acaba hep öfkeli mi ya da bunların dilleri mi öfkeli? Şöyle denk gelmiş olabilir. Kibarca da konuşulabilir tabii, mi tabii. Japonca? Belki filmin konusundan dolayı öyle gerektiği için belki. Ya filmin başından aşağısına kadar bayağı öfkeliler gibi geldi. Ama günlük hayatta öyle değil yani. Yarısından fazlası normal şekilde konuşuyor. Hani öyle konuşanlar çok aslında heyecanlı konuştukları zaman veya şiveden dolayı o şekilde konuşuyorlar. Normalde öyle değil hepsi yani. Yine Japonoloji ve Japonca'dan devam edelim. Şimdi Japonoloji kanalı açacaksın yakın bir zamanda ve bizlere Japonca İnşallah. Öğreteceksin Kemal Sensei. Hı-hı. Kemal Sensei neler olacak bu kanalda? Biraz bilgi ver bize. Evet, 3 bölüme ayırdım. Birincisi Japonca dersleri. Bu konuda İnşallah senin de yardımlarını alacağım. Evet, keyifle. İşte Japon kültürünü tanıtıcı videolar inşallah. Bir de şu an ertelemekle beraber pandemi döneminden dolayı Japonlarla, Japon kültürüne ve Japonlara ilgisi olan veya bu işlerle uğraşılarda bulunan insanlarla yapılacak söyleşiler. Bu şekilde 3 ayrı tarzda yayın yapmaya çalışacağım. Şimdi sen Kemal Sensei'sin, ben de senin çırağın olacağım. Çırağı ne diyorlar? Estağfurullah. Kohai senpai veya işte sensei sensei kohai öyle söyleyeyim yani kohai alt kademe senpai üst kademe usta yani sensei de kullanabilirsin sensei. Sen bana ne diyeceksin mesela o zaman? Sana işte bana da sensei desin sana ya. Senpai bensem sensei yani usta bensem kohai demek zorundayım. Ya tamam sen de ama diğerleri sensei desinler bana. Senden sonrakiler desin derim. Tamam, benden sonrakiler bana sen, bana da Cihan Sensei deyin ya bundan sonra. Tamam, ben derim, benim için sıkıntı yok. Demek bunlar olacak. Zaten Türkiye'de yaşayan Japonlar var.
Sen bunların görüşüyorsun. Çok. Daha önce de birkaç yere gitmiştik biz Taksim'de. Evet. Türk-Japon Dostluk Vakfı. Türk-Japon Dostluk Vakfı. Pardon, Kültür Vakfı. Yanlış Kültür söyledim. Vakfı'na gitmiştik. Orada da bizi çok güzel ağırlamışlardı. Hı. Muharrem Demirci Bey. Muharrem Demirci Bey, evet. Selam olsun ona da. O da oraya bir daha gidebiliriz aslında. Gidelim. Yani gidelim derken zaten festivalden dolayı ben sana öyle bir ricada bulunmayı düşünüyordum zaten çekim yapmak için. Çok sevinirim ben de. Hatta Türk-Japon Kadınlar Dostluk Derneği var mesela İstanbul'da. Japonya Konsolosluğu'na gidip yapabiliriz. Yani İstanbul'da yaşayan şey de çok. Biz mesela Japon okulu var. Yani Japon çok olduğu için. Tabii. Japon okulu da var doğal olarak Etiler'de. Mesleki icabı işte konsoloslukta da çok irtibatımız olduğu için tanışma imkanımız oluyor tabii ki. Harika. Peki yine bu Japonca'dan devam edelim. Japonca eğitiminden. Sen çok yardımcı olacaksın. Yakın zamanda da yine tüm Türkiye'de seçmeli ders olarak okutulması planlanan Japonca ile ilgili bir kitap da yazacaksın. Evet, o şöyle aslında o çalışmayı arkadaşlar yapacaklar. Ben onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Ama öyle işte söyleyeyim. İşin ucundan tutacaksın. Evet, artık Türkiye'deki herkes hem Japonoloji kanalıyla hem de lisedeki öğrencileriniz belki de seçmeli ders Japonca'yı seçerek Japonca konuşabilirler. Harika. Yani. Peki bunun haricinde yani hem Japonoloji kanalını izleyip hem de farklı yönlerden kendini geliştirmek isteyenlerin mesela gideceği kurslar var mı? Var. Az önce bahsettik. Yine Muharrem Demirci Bey'in Türk-Japon Kültür Vakfı. Zaten yeri de çok kolay. İstiklal Caddesi'ne girildiği zaman Akbank Sanat'tan önceki araya sağa girdikleri zaman tekrar sağa döndüklerinde orayı görecekler. Yani arkadaşlar siz Google'dan konum alırsanız bence daha rahat olabilir. Olur, daha iyi. Kalmadı. Ama ya. Ben de iyi anlattım bence. Yani iyi anlatmış olabilirsin. Evet ama en kolayı bence konum alın. En güzel o. Yine devam edelim şeylerle alakalı. Ben sormak istediğim çok önemli bir soru var. Yani bizler Japonları seviyoruz. Ne hikmetse yani Türklerde bir Japonları sevme durumu var. Hep onlara bir saygı duyuyoruz. Hı-hı. Aslında çok fazla bir ikili ilişkimiz de yok, gerçekten ama biz Japonlar bizde bir farklı. Japonlar da bizi seviyor mu? Japonlar da bizi seviyorlar. Ben aslında bu karşılıklı sevgiyi biraz da şuna bağlıyorum. Geçmişten beri bizim problem yaşamadığımız belki de tek ülkedir. Yani dolaylı yoldan veya doğrudan problem yaşamadığımız tek ülkedir. Artı Türkler ve Japonların kültürel anlamda bazı ortak yönleri var. Mesela misafir ağırlığı, işte nasıl söyleyeyim, yardımseverlik. Böyle şeyler gerçekten çok ortak nokta olduğu için birbirlerinde bunu görünce sevmeye başlıyorlar. Geçmişten de Ertuğrul Fırkateyni hikayesini herkes bilmeyebilir. 1877 yılında Japonya Prensi İstanbul'a ziyarette bulunuyor 2. Abdülhamit'i. Sonrasında işte 1879 yılında buna karşılık olarak yapılmış olan Ertuğrul Fırkateyni ile beraber bir heyet Japonya'ya İade'yi ziyarette bulunuyor. İade itibar ziyaretinde bulunuyor. Ve bu karşılıklı olarak yapılan bu jestler dostluğun temelini atıyor. Ama tabii Ertuğrul Fırkateyni batıyor. 1780'de maalesef batıyor. Japonya sularında battığı için de Japon Türk-Japon dostluğunun timsali olarak sürekli anılmaya başlanıyor. Peki hala bu kültürde devam ediyor. Hı hı, evet. O iyi bir şey o zaman, bizi sevmeleri. Hı hı. Bu Japonlar çok da geziyor. Nasıl bu kadar gezebiliyorlar? Niye bu kadar geziyorlar? Niye oturmuyorlar yerlerinde? Şöyle Japon paraları kültüründe... mı çok? Zenginler mi? Para çok demeyelim de ekonomik anlamda mesela emekliye bayağı eline yüklü bir miktarda para geçebiliyor. Zaten dikkat ettiyseniz belli bir yaş üzeri gelenler yüklü bir miktarda para geçiyor. Emekli maaş da yüklü bir miktar. Dolayısıyla ben ne yapayım diyor. Zaten kültüründe de var. Yani kültüründe değişik bir şeyleri görmek. Yani değişik bir mesela bir ot görüyor. Hani işte Türkiye'de gene de o şey yoktur. Hani çok orijinal bir şey olmadığı sürece kimse gidip de ona bakayım fotoğrafı çekeyim demez. İlgisini çekmez. Onu bile çekiyor. En ufak bir şey, değişik bir şey gördüğü zaman o ülke veya gittiği yerin kültürüne ait onu bile her şeyi çekerler. Yeter ki değişik olsun yani. Peki pahalı mı ki? Yani şey ekonomik olarak kuvvetli olan ülkeler genellikle pahalıdır. Mesela biz oraya gitsek bize çok mu pahalı gelir? Yani belli yerleri pahalı. Mesela Tokyo. Şöyle şehirler pahalı oluyor. Yüz ölçümü dar, nüfusu fazla olan şehirlerde pahalılık biraz daha fazla olur. Öyle. O zaman biz Japonya'ya ya da Tokyo'ya giderken Tokyo, evet, Tokyo özellikle pahalı yani. Onu cebimize ciddi bir para koymamız gerekiyor. Şöyle hani Türk olduğumuz için bayağı bir para koymamız aynen gerekiyor. Öyle. Bir de hani şeyi de düşünürsek hani onların emeklilik
fiyat para marjıyla hani aldıkları parayla bizim farklı olduğu için bayağı bir uzun vadeli bir biriktirme olayından sonra ancak o da bir haftalığına falan yani onlar mesela emekli maaşını çekiyor. Emekli maaşıyla bile gelebilir yani bir haftalığına. Öyle bir durum. Bizimkiler de yapabilir ya. Yani. Biraz da uzun vadeli bir biriktirme gerektirecek. Bizimki yıllığı falan evet, gelebilir yani. Ama arkadaşlar gezin yani parayı ne yapacaksınız? Parayı harcayın. Yani. Biriktirin gezin. Ama biriktirin, şöyle gezin. Bir şey var. 15 bin liraya yani Tokyo'yu illa gezmek istiyorlarsa o daha da aşağıya da inebilir. 10 bin de olabilir. 15 bin liraya gidiş dönüş uçak bileti orada kalacağın yer. Ama kalacağın yer küçük. Bayağı bir küçük olması lazım. Kutu, yani, kutularda falan kutu evet, gibi evlerde. Evet aynen öyle. Kutu gibi odaları var. O kadar küçük yapmışlar ki işte 2 metreye 3 metre. Yani ya oda 2 metre 3 metre. Sadece işte lavabo televizyon karşıda duvara tutturulmuş. Ondan sonra yatak. Öyle bir odada kalıyorsun. Çünkü yerden yani mümkün olduğu değerlendirmeye çalışıyorsun. O zaman iki altın kural. Bir Japonca öğrenin, iki çok para kazanır. Ama şöyle bir şey var. Japoncayı çok iyi öğrenirlerse çok para kazanma şansları yüksek zaten. Bu mükemmel bir mesaj oldu gerçekten. Evet bunu bir daha vurgulayacağız. Bir daha vurgulayalım. Japoncayı çok iyi öğrenin, o zaman çok para kazan. Kesinlikle. İyi olur diye düşünüyorum ben de şimdi kendimi. Gerçi benden yaş geçti ama özellikle gençlik. Yok yaş geçti diye bir şey yok. Her türlü yani. Ya evet, belli yani. Bir yaştan sonra zayıflıyor. Yani öğrenme hızı zayıflıyor. Evet. Ama istek, hırs, azim olduktan sonra yine öğrenirsin. Sen daha önceki sohbetlerimizde şey anlatmıştın. Yine böyle konuşuyoruz biz tabii sadece programlarda değil de Japonya ile hakkında. Saatini kaybetmiştin. Evet, o hikayeyi evet, bir anlatmak ister misin? Benim çok ilginç gelmişti bana. İşte ikinci evde kaldığım aileyle beraber onların bir tanıdığını ziyaret ettik. Ondan sonra ben tek başıma başka bir yere ziyaret edip geri dönmem gerekiyordu. Yani benim oradaki planım dahilinde olan bir şeydi. Oraya gidip ziyaret etmem gerekiyordu. Çünkü onlar da Türk Japon Dostluk Derneği üyesiydi. Yani o kişi. Bu bir profesör kendisi. Oraya gittim. Dedim ki yani saati kaybettiğimi fark ettim. O aile de yani beraber gittiğimiz eski yere gittiğimiz aile de oradan ayrıldı artık. Onlar da yok. Yani etrafta başka kimse de yok. Saati biri bulacak artık. Sen orada tek başına ve tamamen Japonca mı diyalog kuruyorsun? Tek başıma, her zaman tek başıma değildim ama tamamen Japoncaydı. Türklerle muhatap olmadım. Ha, iyi olmuş. Böylece herhalde çok daha iyi geliştirmişsiniz evet, Japonca. Evet. Evet, neyse yani devam edelim. Saati gittiğim yere saatimi kaybettim dedim böyle bir üzgün bir şekilde. Çünkü gerçekten iyi bir saatti. Ondan sonra işte yardımcı olalım falan. Nasıl yardımcı olacaksınız dedim. İşte telefonunu verin. Orayla irtibat kuralım. Oranın telefon numarası yoktu. Şeyde vardı işte yanında kaldığım ailenin. Aile babasında vardı. Ondan numarayı aldık. Yani normalde işte ya üzülme geçer falan filan da diyebilir. Yani az önce söyledim ya Japonlarda böyle bir kültür var. Aradı. Söyledi ve o kişiler yarım saat içerisinde ben hani nereye koydum falan unuttum yok yani ilk başta baktılar bulamadılar yarım saat içinde getirdiler bana teslim ettiler bu şu açıdan önemliydi şey konusunda yardımseverlik konusunda apayrı bir ülke yani insanlar öyle bir kültür oluşmuş ki küçükten zaten bunu 5-6 yaşlarında falan başlatıyorlar hatta 3 yaşında yardımseverlik, iyilikseverlik gibi böyle kibarlık gibi. Orada o başıma geçen, o işte bana yol gösteren adamla beraber o iki olay benim için Japonlardaki izlenimi, zaten iyi olan izlenimi iki katına çıkardı diyebilirim yani. Çok iyi bir olaymış. Gerçi yani dünyanın her yerinde misafirperver yani, halklar olabilir ama aşırı. Sen hep iyi örneklerle karşılaşmışsın. Bu da çok bilmiyorum güzel. Bilmiyorum artık ama Japonların çoğu böyle. Öyle. Yani bazı çoğu ülkenin yarısı böyledir, Japonların çoğu böyle. Yani biraz daha Japonya'da bu oran fazla. Eğitim seviyesi, işte eğitim tarzı ve aile eğitimi tarzından kaynaklanan bir şey. Yani bunu biz de yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz yani. Herkes yapabilir. Ama onlar çok kökenden yaptıkları için oturmuş artık yani. Çok eğlenceli bir bölüm daha geride bıraktık. Şimdi bu bölümü kapatırken izleyicilerimize vedayı sen Japonca yapar mısın? Aslında ben şeyi de merhabayı da Japonca yapacaktım. Unuttum. Üçüncü bölümde merhabayı öyle şey yapalım. Şimdi tamam. Kapanış böyle olsun. Tamam. Biraz ters gidiyoruz ama bizim varoluş amacımız biraz terslik yapmak. Peki o zaman söylüyorum. Minasan kiyotsukete sayonara. Burayı bir daha alabildiğimiz çok güzeldi ya. Minasan kiyotsukete sayonara.